Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, dertleşme yerimize, ödev paylaşım yerimiz diyelim. Evet, arkadaşlar, sizden küçük bir şey isteyeceğim. Bakın, çok fazla şey istemiyorum sizden. Çalışın yeter diyorum. Lütfen, kimler katılıyor? Nasıl gidiyor? Şu kampın içerisinde katılan herkes, hocam güzel gidiyor. Hocam yetiştirdim, yetiştiremedim. Bir değerlendirmelerinizi yapın. Beraber değerlendirelim. Birbirinizle burada arkadaşlıklar kurun. Birbirinize yardımcı olun. Birbirinize dertleşin. Ben TYT'de şöyle yaptım, sen böyle yaptın. Lütfen güzel bir ekip olun. Ekip halinde olduğunuzda üniversite sınavına çok daha zevkli, çok daha heyecanlı çalışacaksınız. Bir Telegram grubumuz var. 3000 kişiye ulaştı neredeyse. Çok güzel paylaşımlar oluyor. Katılmayanlar varsa hala aranızda, linki bırakayım bu videonun altına. Mutlaka katılın. Ben de arada soru çözümleri falan da yapıyorum. Söz sürekli değil ama güzel bir paylaşım oluyor. Paylaştıkça güzel arkadaşlar. Gerçekten paylaştıkça güzel. Üniversite sınavında yanında bir arkadaşın, bir dostun veya 10 kişilik bir sınıfın olduğunda her şey bambaşka olur. Evet. Nasıl gidiyor kampımız? Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor değil mi? Böyle TYT ile AYT'nin tam bir sinerjisi oluştu. Ortak konudayız zaten şu anda, fonksiyonlardayız. Çok yoğun gün değildi iki günümüz. Ama yarın bir tık yoracağım sizi. Fazla video dinleyeceksiniz. Fazla soru çözeceksiniz. Bazı günler yorulacaksınız. Bazı günler dinleneceksiniz. İşte burada siz diğer dersleri aralara güzelce yerleştirmeyi bilin. Serpiştirmeyi bilin. Ne dedim? Video dinlemeleri ders çalışma saati olarak saymayın. Soru çözümlerini ders saati çalışma saati olarak sayın. Video izlemelerinizi öğlene kadar falan bitirin. Ben önden videoları atmaya başladım fark ettiyseniz. Ben önden ilerleyeceğim. Ben sizlere ödev verdikçe güzel bir şekilde bu işi götüreceksiniz. Başaracağız arkadaşlar. Vallahi başaracağız. Bak, çok güzel dönütler geliyor. Çok güzel başarılara ulaşacaksınız. Zaten bakın, benim yaptığım şey konu soru bankasını çözmek değil fark ettiyseniz. Yani videoları bir kez dinleyen birisi bunun üstünden geçerse benim yaptığım şey ne orada? Her şeyi özetleyerek, öğretmenin notlarını da kullanarak her şeyi özetleyerek ben konu anlatımlı soru çözümü yapıyorum diyorum ona. Güzel bir şekilde faydalanacaksın. Tamam mı? Çok iyi noktalara geleceksin. Zaten bir taraftan platin kitap, bir taraftan altın kitap, ikisini de çözdüğünde hem TYT'de hem AYT'de çok bir problemin kalmayacak. Ama 1-2 hafta sonra deneme çözümlerimiz de başlıyor. Üniversite sınavında çıkmış soruları da çözeceğim. Güzel bir şekilde, güzel, yani bu kampı bırakma yeter ki. Tamam mı? Ya da elinde bizim kitabımız olmasa bile kendi kitabına uydur bu kampı. Ders çalışma sistemi olarak gör. Tamam mı? Yani çok kamp olarak görme bunu. Kendini AYT ders çalışma sistemin içerisine girmiş gibi gör. Eğer bu sistemin içerisine kendini oturtursan zaten inan bana çok istediğin netlere böyle ulaşacaksın. Hiç merak etme. Yeter ki sen planlı, programlı, düzenli, azimli ol. Tamam mı? Bunların hepsi bir araya geldiğinde hiç kimse senin önünde duramaz. Duvar olsa yıkarsın. Tamam mı? Kafa atarak duvarı yıkarsın. Tamam mı? Evet. Dinliyor mu bilmiyorum. Biraz önce bir yorumda gördüm. Elçin, selamlar olsun sana. Böyle ben arkadaşlar soruların içlerinde falan bazen yorum yazan arkadaşların isimlerini paylaşıyorum. Siz de yazın. Gördüklerim olursa sizlerin de isimlerini paylaşalım. Sorularda bile kullanıyorum. Benim AYT kitabındaki, Telegram grubundaki arkadaşların çoğu. Evet, fazla zamanınızı almayayım. Hadi hemen programımıza bakalım. Güzel bir şekilde pazar günü de halledelim. Pazartesi günü için yeni ödev videosu çekeceğim arkadaşlar. Bu sadece pazar gününe özel bir video olacak. Tamam mı? Evet. Şimdi pazar günü arkadaşlar ne var? Ne var pazar günü? Bakıyoruz hemen. Şimdi şöyle yaptık. Şimdi pazar günü birazcık yoracağım sizi dedim. 5, 6 ve 7. videoları izleyeceksin. Nerede? Fonksiyonlarda. Yeni oynatma listesi oluşturdum orada, biliyorsun değil mi? O oynatma listesinden gideceksin. Kamp videoları yazıyor ana sayfada. Yanında ödevler var. Tamam mı? En kafaya koydum. Aramayın yani. Durmadan soruyorsunuz. Hemen arkasından neyi çözeceksin? 4, 5, 6. testleri çözeceksin. 3 video, 3 test. Hocam benim elimde platin kitapta var, TYT soru bankamda var diyen, onlar burada 1 ve 2 ve 3. testleri çözmüşlerdir. Burada neleri çözecekler arkadaşlar? Test 4 ve test 5'i çözecekler. Yani iki kitapta elinde olan 5 testi gömmüş olacak. Güzel bir şekilde bırakmadan ilerleyecek. Tamam mı? Anlaştık değil mi? Böyle azmet, yarın biraz sıkışık. Ondan sonraki gün rahat. Önden gidenler de var arkadaşlar. Önden gidenler de önden gitsinler. Ben zaten ne yapıyorum?
Yayınlıyorum önden önden. Ben hızlı hızlı gideceğim. Şimdi ikinci kampımıza bakalım. İkinci kampımız ne? Ben videoları izledim hocam. Nasıl gidiyorum? Soruları çözerek gideceğim diyen arkadaşlarımızın kampıydı. Onlara ne ödevi vermiştik arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı çözün demiştik. Yarın 7, 8, 9. testleri göm geçsin. Tamam mı? Çözümleri yarın orada olmuş olacak. Merak etmeyin. Sıkıntı yok. Çekimlerini yaptım. Birazdan hepsini yükleyeceğim. Sabahleyin 9'da hepsi tak 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 geliyor yüklemeler. Tamam mı? Bir de şunu söyleyeyim. 11. sınıflar için bir kamp yapmayı planlıyorum. Videonun sonunda söyledim. 11. sınıflar buraya kadar kalmamıştır belki ama 11. sınıflar için birazcık onları sisteme, düzene sokacak bir şeyler planlıyorum. Ve bir şey daha planlıyorum. O planladığım ne? Böyle daha tam TYT'yi bitirmedik hocam. Bir 15-20 günümüz daha var diyen arkadaşlar var. Onlar için de bir güzellik düşünüyorum. Hadi güzel çalış, sıkı çalış. Yarın pazar gününü bomba gibi geçir. Bomba gibi geçir ve en az kaç saat diyelim? 7 saat. Hadi en az 7 saat. Videoları dinle. Videolar tamam, videolarla beraber 7 saat birazcık zor olur. 5 saat diyelim. Videoların haricinde 5 saat soru çözümü istiyorum senden. Matematik olur, fizik olur, kimya olur. Ne yapıyorsan o senin. Tamam mı? Hadi kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.